Zikru isbatil cenneti li Said ibn Abi Vakkas'ın. Said bin Abi Vakkas için cennetin sabit olduğuna dair rivayet diyor İmam Buhari. 3327. Akhbaran el Hasan ibn Sufyan'a, bize el Hasan bin Sufyan haber verdi. Haddethana Muhammed ibn el Musenna, bize Muhammed bin el Musenna anlattı. Haddethana Abdullah ibn İsa Rakashiyu, bize Abdullah bin İsa el-Rakashi anlattı. Haddethana Eyyubu, bize Eyyub anlattı. An Nafi'in. Sanıyorum şeyde Osti'de ya Resulullah'ın Ehl-i Beyt'inden sonra gerçekten bu belki güçlendiriliyor sonraki anlatımlarda. Çünkü temel olarak Allah'ın Resulü'nün, kendisi de dahil, diğer herkesin, Allah Azze ve Celle'nin onlar hakkında hüküm vereceği, bu hükme kimsenin burnunu sokmaması gerektiği, en iyi, mesela Allah yolunda şehit olanlar için bile, yine inşallah diyerek orada bir istisna bırakmamız gerektiği gibi yaklaşımlar da yine sünnetin içerisinde, Resulullah'ın öğretisi içerisinde olan bir yaklaşımdır. Kimseyi tezkiye etmemek, Allah Azze ve Celle katında temize çıkarmamak. Bunlar hem Kur'ani emir hem de Resulullah'ın yaşadığı toplumda var olan, sahada var olan bir yaklaşım. Ha, bu tür şeyler onu deliyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu delen yanıyla benim kanaatim o ki amellerini odakla, amellerine vurgu yaptı. Onlar üzerinden farklı algılar, farklı şeyler oluşturulmuş olabilir. Yanılgılar oluşturulmuş olabilir. Nitekim buradaki mesela, burada amel falan da hiçbir şey de yok. Biri gelecek, yani kim gelirse o cennetlik gibi bir anlatım var. Neyse ki isnat, sağlıklı bir isnadı yok hadisin. Sıradaki hadise geçelim. Hocam saat içinde bunu yakıştırabiliriz yani. Biz hiç yani yakıştırma her iyi kimse için bu ümit içerisinde bulunuruz. Bizim kendimize yakıştıramadığımız, Cenab-ı Hakk'ın hükmünü vermeden o hükmü
veriyormuş gibi veya o hükümden emin olmak gibi bir yanlışa düşmek. Yoksa bizim hüsnü zan ile çoğu kimse için iyi beklentilerimiz en üst noktada olabilir. Ama biz biliyoruz ki o hükmü de Allah Azze ve Celle verecek. Bu da Resulullah'ın bize öğrettiği bir şey. Mesela Osman bin Maz'un radıyallahu anh sahabe içinde işte meşhur biliyorsunuz ibadete düşkünlüğüyle. Yani ibadetten kendisi frenlenmeye çalışılan bir kimseden bahsediyoruz. Yani eşinin bizim gece hayatımız yok, bu adam hep ibadet ediyor. Gündüz hep oruç tutuyor dediği. Böyle bir kim şahsiyetten bahsediyoruz. Ve Resulullah zamanında vefat etti bu kişi. Vefatında hanımı diyor ki uçtu gitti cennetlere bizim Osman radıyallahu anh. Resulullah diyor ki nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? E diyor ya Resulullah şundan bundan bahsetmiyoruz. Osman yani sen de gayet iyi biliyorsun yani. Bu hüküm Allah Azze ve Celle'ye ait bir hüküm. Düşünün ki Hazreti Ömer millete o şehit bu şehit ortalıkta hep ölenlere şehitten çıkıyor minbere diyor ki öyle şehit demeyin diyor. O kabul edilmiş bir mertebedir. Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Biz bunu olmuş, verilmiş gibi değerlendiremeyiz. E ne diyelim diyorlar Allah yolunda ölüyor. Allah yolunda öldürüldü deyin diyor mesela. Ama şehit dediğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın o vereceği şeyin hükmünü size belki öyle bir durumu yok. O Allah Azze ve Celle'nin bileceği bir şey. Dolayısıyla en azından istisna koymak. İnşallah demek. Şey olmak, salih bir kuldu inşallah. Allah, bizi salih bir kimse olarak tanıdık. İnşallah Allah katında da öyledir. Demek bunlar daha güzel ifadeler. Ama bunu biri için söylediğinizde ya ne diyorsun sen ya? Diyebiliyor. Elbette salih bir kimseydi. Allah katında da öyledir mi öyledir. İnşallah maşallah yok. Garanti onun durumu. İşte bu kaçındığımız yer burası. Hükmü ortak. Yani. Kaldı ki nazari olarak biliyoruz ki bize çok iyi kendisini iyi kimse gibi göstermiş bir kimse münafık da olabilir. Yani biz gaybı bilmiyoruz. Bu hani çok zor koca bir ömür böyle bir salih bir kimse rolünde olabilir mi? Ya bu insan varlığı yani. Dolayısıyla gaybı bilen Allah Azze ve Celle'dir. İçini bilen Allah Azze ve Celle'dir. İstisna bırakıp Allah Azze ve Celle'nin ilmine sığınmak en doğrusudur.